Azerbaycanlıların tarihte kurdukları ilk devlet M.Ö. 330 yılında gerçekleşti ve adı Atropatena devletiydi. Daha sonra Kafkas Albanyası kuruldu. Ardından ise sırayla Saciler, Salariler, İldenizler, Karakoyunlar, Akkoyunlular, Safevi İmparatorluğu, Avşar Devleti, Kaçar Hanedanlığı ve son olarak günümüzdeki Azerbaycan kuruldu. Azerbaycan'ın tarihte yönettiği toprakların tamamına baktığımız zaman bugün Ermenistan'ın bulunduğu toprakları dahi içerisinde barındırıyordu. Şimdi günümüzdeki Azerbaycan'ın bayrağını incelersek, mavi renk direkt olarak Türklüğün sembolünü taşırken kırmızı demokrasiyi, yeşil ise İslam'ı temsil etmektedir. Ortadaki bu hilalin anlamı Türklerin hilalini temsil ediyorken, yanındaki 8 köşeli yıldızın anlamı ise Azerbaycan'ın Arapça alfabesindeki 8 harfini temsil etmektedir. Azerbaycan'ın topraklarına şöyle bir baktığımız zaman kendisi uçan bir kartala benzetilmektedir. Azerbaycan'ın bugün 5 kara sınır komşusu vardır ve en sağında ise Hazar Denizi bulunur ki başkent Bakü de bu denizin kıyısında yer alır. Ülke 9 bölge ve 1 özerk bölgeden oluşmaktadır. Fakat Dağlık Karabağ'daki bu iki bölgeyi işgal eden Ermenistan burada sözde bağımsız bir devlet kurmuştur. Ancak bu kurulan bölgenin bağımsızlığını dünyada Ermenistan hariç hiçbir ülke tanımamaktadır. Yani şu an bütün dünya Dağlık Karabağ'ı Azerbaycan'ın resmi toprağı olarak tanımakta. Biraz Nahçıvan hakkında konuşursak, öncelikle burası asla bağımsız bir devlet değil, Azerbaycan'ın bir toprağı. Buranın Türkiye ile sınırını neredeyse tamamen Aras Nehri oluşturuyor. Ancak asıl sorun şu ki, eğer Nahçıvan'dan biri Azerbaycan'ın diğer topraklarına karayolu ile gitmeye çalışırsa, Ermenistan sınırı kapatmış olduğu için mecburen İran karayolundan geçmek zorunda kalacaktır. Ayrıca Nahçıvan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında tartışma yaratan bir bölgedir. Şimdi iki ülke arasında Nahçıvan hakkında örnek bir tartışma konuşması yaparsak, Azerbaycan, topraklarındaki antik Ermeni anıtlarını ve kültürünü asla yok etme. Ermenistan, bu iddiaların doğru değil. O Ermeni kültürü dediklerin ise tamamen yalan. O anıtlar biz Azerbaycanlıların eserleridir. Sizin tarihiniz bile yok. Gibi kavgalar dönmektedir. Şimdi Bakü'ye dönersek, Bakü, Apşeron Yarımadası'nda bulunur ve şehrin süliyeti bir kuş gagasına benzer. Ayrıca Bakü, sadece Kafkasya'nın en büyük şehri ve limanı değil, aynı zamanda geçtiğimiz yıllarda inşa edilen ateş kuleleri ile muhteşem güzellikteki bir mimari şaheserdir. Bunun yanında ise Bakü, tarihi bina yönünden de zengindir. Örnek olarak ünlü Kız Kulesi veya Sebail Kalesi gibi daha birçok tarihi eser örneği gösterilebilir. Azerbaycan'ın biraz coğrafi özelliklerine bakarsak, ilk olarak ülkenin yarısı tamamen dağlardan oluşmaktadır. Kuzeybatıda Kafkas Dağları bulunurken, güneyde ise Talış Dağları bulunmaktadır. Ülkenin kuzeyden gelen soğuk hava dalgası ile Hazar'dan gelen sıcak hava dalgasından dolayı iklimi çok değişkendir. Öyle ki dünyada 11 iklim varsa bunun 9'u Azerbaycan'da bulunmaktadır. Örneğin yüksek dağların olduğu bölgeler soğuk olurken sıcak olan yerlerde limon ve çay tarlaları gibi ılıman iklim gerektiren bölgeler vardır. Bu arada Azerbaycanlılar çayları çok severler. Yani tıpkı Türkiye'nin de sevdiği gibi. Azerbaycan hakkında bir gurur verici şey ise zengin doğal gaz ve petrol rezervlerinin bulunmasıdır ki ülke ekonomisinin %80'ini oluşturmaktadır. Bu sebeple Azerbaycan Hazar Denizi'nde yüzlerce petrol çıkartma platformları inşa etmiştir. Şimdi ülkenin insanlarından bahsedersek, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'ın toplam nüfusu 10 milyonu geçti. Bu yüzden öncelikle Azerbaycan'ın yeni nüfusunu tebrik ediyorum. Konuya dönersek, bu 10 milyonluk nüfusuyla Azerbaycan, Ürdün ile neredeyse aynı nüfusa sahip. Ülkenin etnik gruplarına bakarsak, nüfusun %91'i tamamen Azerbaycan Türklerinden oluşuyor. Geri kalan %9'u ise Rusların çoğunlukta olduğu diğer milletler oluşturuyor. Ve bu kalan %'de Ermeniler de bulunuyor. Ancak Ermeniler daha çok Karabağ bölgesinde yaşıyorlar. Yani Azerbaycan'ın başka bir bölgesinde Ermeni bulamazsınız. Ülkenin resmi dili Azerbaycan Türkçesidir ve Türkiye Türkçesi ile çoğu kelime kolayca anlaşılabilmektedir. Fakat Azerbaycanlılar Azerbaycan Türkçesini asıl Türkçe olarak nitelendirirler. Azerbaycan, dünyanın en fazla Şii Müslüman çoğunluğuna sahip ülkelerden biridir. Örnek olarak İran'ın %90'ından fazlası Şii'ken Azerbaycan'ın ise %85'i tamamen Şii Müslümanlardan oluşmaktadır. Fakat ne olursa olsun Şii Sünni hepimiz biriz.
Azerbaycan'ın ülke olarak kurduğu dostluklara bakarsak şu an dünyada 160'ın üzerinde ülke ile diplomatik ilişkileri vardır. Bunun yanında Azerbaycan, Gürcistan ve İran ile diğerlerine oranla çok daha samimi bir ticari ilişkileri vardır. Azerbaycan ile Rusya'nın ilişkilerine gelindiğinde ise işler biraz karmaşık hal almaktadır. Yani Azerbaycan yönetimi Rusya ile ortak çalışmalar yürütürken halk ise Rusya ile olan ilişkileri onaylamamaktadır. Çünkü Rusya Dağlık Karabağ konusunda Ermenistan'ı desteklemekte. Pakistan'ı ise Azerbaycan'ın en iyi arkadaşı gibi düşünebiliriz. Ki Pakistan Azerbaycan'ı Dağlık Karabağ konusunda her zaman destekler ve her zaman yanında olur. Hatta Pakistan Ermenistan'ı resmi bir devlet olarak bile tanımaz. Fakat tabii ki Türkiye'yi de unutmamak gerekiyor. Azerbaycan ile Türkiye çok iyi bir dosttur. Şii ve Sünni ayrılıklar olmasına rağmen Türkiye ile Azerbaycan kültür, diplomasi ve dil bakımından birbirlerine en yakın ülkelerdir. Ki Türkiye neredeyse her konuda Azerbaycan'ı destekler ve destekleyecektir. Bunun yanında size tuhaf gibi görünse de Azerbaycan, İsrail ile iyi geçinen dünyada az sayıda Müslüman ülkelerden biridir. Örneğin bugün Azerbaycan, İsrail'e petrol sağlarken, İsrail de onlara tarım ve teknolojik malzemeler sağlar. Ve ayrıca Yahudiler, 1500 yılı aşkın bir süredir Azerbaycan'da hep barış içinde yaşamış ve hiçbir problem çıkarmamışlardır. Şimdi Azerbaycan'ın ekonomisi hakkında konuşursak ilk olarak toplam yurt içi hasılası 55 milyar doları bulmaktadır. Yani dünyanın en büyük 75. ekonomisine sahiptir. Ülkenin aylık asgari ücreti ise yaklaşık 550 manat. Yani 350 dolar civarında. Ülkenin işsizlik oranı %5.4 olarak açıklanmıştır. Enflasyon yani hayat pahalılığı ise %7.8'dir. Ayrıca Azerbaycan'ın para birimi olan manat dünyanın en değerli 5. para birimidir. Bunun yanında Azerbaycan 2006'da %35'lik büyüme hızıyla dünyada en hızlı büyüyen ülke olmuştur. Türk devletleri arasında okuma ve yazma oranı %99.9 ile en yüksek ülke Azerbaycan'dır. Azerbaycan Türkiye'ye vize isteyen ülkeler arasındadır. Fakat Azerbaycan'da Türk olduğunuzu fark eden herkes size ayrı bir sempati ile yaklaşır. Ayrıca Azerbaycan'ın her yerinde seyahat ederken sizi selamlayan Azerbaycanlılar iki devlet tek millet tanımlamasını sık sık yaparlar. Azerbaycan'ın dünyaca tanınan doğa harikalarının en güzeli Gobustan'da bulunan ünlü çamur volkanları. Öyle ki dünyada ne kadar çamur volkanı varsa bunun yarısı Gobustan'da bulunmaktadır. Azerbaycan dünyada ateşler ülkesi, Bakü ise rüzgarların şehri olarak anılır. Ki dünyanın en pahalı metropolleri sıralamasında 2008 yılında 109. sırada olan Bakü'nün bir yıl içinde 20. sıraya yükselmiş olması da şehrin geçirmekte olduğu gelişimi ortaya koymaktadır. Dünyanın en kaliteli havyarı Hazar Denizi'nin Azerbaycan kıyılarından çıkarılır. Dünya havyar üretiminin %80'i buradan karşılanır. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı 2005 yılında açılmıştır ve bu sayede Azerbaycan petrollerini en ekonomik şekilde batı pazarına ulaşmasını sağlamıştır. Bugün Azerbaycan nüfusunun %60'ı 30 yaşın altındadır. Azerbaycan'da cami sayısı çok azdır. Ülkede ezan sesini fazla duyamazsınız. Ki Azerbaycan laiklik konusunda oldukça hassastır. Hatta laikliği benimseyen ilk Müslüman ülkedir. Azerbaycanlılar din konusunda ılımlı insanlardır. Bundan dolayı kimseye inancından ötürü ön yargılı davranmazlar. İran'ın Güney Azerbaycan bölgesindeki Azerbaycan Türkleri dine daha çok önem veren insanlardır. Nevruz, Azerbaycan'da ulusal bayram olarak kabul edilir ve bu ülkede Nevruz bayramları resmi bir tatildir. Son olarak askeri gücüne bakarsak Azerbaycan'ın toplam askeri 550 bin civarında. 185 uçağı ve 32 tane de savaş gemisi bulunmaktadır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.